Kanuni Sultan Süleyman mevzusuna da böyle bakmak lazım. Tüm kronik kaynaklarda, tüm kaynaklarda, o günü yaşayan ve yazan tüm kaynaklarda Sultan Süleyman'ın oğlu Mustafa'yı çok sevdiğini, Mustafa'nın da babasına aşık olduğunu söyler. Malumunuz Mustafa, Kanuni'nin eşi Mahidevran Hatun'dan, Mahidevran Sultan'dan olma oğludur. Çok iyi yetişmiştir. İyi bir bürokrattır, iyi bir devlet adamıdır, muhteşem bir validir, iyi bir askerdir, kahraman bir komutandır, gözünü budaktan savunmayan bir vatan sevdalısıdır. Mustafa'nın edebiyatı, tarihi, coğrafyası, matematiği, fiziği, kimyası, orduya hükmetmesi, idari yapısı, her şeyi güzeldir. Ama tek problem, kalabalıkları harekete geçirecek lider vasfı yoktur. Her anlamda kendini doyurmuştur, doldurmuştur. İyi bir liderdir ama liderde olması gereken en önemli özellik olan toplumu, bir kalabalığı, bir kitleyi harekete geçirip 15 Temmuz'da bir FaceTime bağlantısıyla bütün halkımı sokaklara, meydanlara, caddelere davet ediyorum. Ben de geliyorum. Haydi sokağa çıkalım ve bu darbecilerle mücadele edelim diyen lider vasfı Mustafa'da yoktur. Buna rağmen Kanuni Sultan Süleyman Han'a karşılık Mustafa'nın etrafı Mustafa'yı babasına doldurtmaktadır. Mustafa elbette ve tabii ki üvey annesi Hürrem Sultan'dan olma, Şehzade Selimler, Şehzade Cihangirler, Şehzade Beyazıtların yanında abidir. Ve ordunun ve milletin ve ulemanın ve süferanın ve vüzeranın ve herkesin tek adayıdır. Bu yüzden kendisini tahta hazırlamaktadır. Taht için hazırlıklar yapmaktadır. Zira cihan hükümdarı Avrupa'nın kendisine muhteşem sıfatını yakıştırdığı Süleyman artık yaşlanmıştır. Sağda, solda, pazarda, bergahta, dergahta, kahvehanelerde Süleyman'ın artık ata bile binemediği, bırakın sefere çıkmayı, yürüyemediği bile dedikoduları yansımıştır. Bu durum Süleyman'a kadar gelmiştir. Rüstem Paşa, Sadrazam Rüstem Paşa bir hile yapmış. Bütün o günlerde bu katliamda, bu Mustafa'nın katledilmesinde Rüstem'i suçlarlar. Zira bakıyoruz, Mustafa'nın katliamından sonra galeyana gelen halkı bastırmak için Rüstem'i sadrazamlıktan azletmişlerdir. İşte bu Rüstem, efendim orduda size karşı bir art niyetli insanların söylediği sözler var. Efendim siz ata binemiyormuşsunuz, siz askere hitap edemiyormuşsunuz. Bu asker arasında konuşulan sözler ve sizi beğenmeyenler maalesef Mustafa'yı tahta çıkartmak için uğraşıyorlar derler. Süleyman'ı yıllarca oğlu Mustafa aleyhine doldururlar. Mustafa'nın bunların yanında hiçbir etkisi yoktur. Yani babasına bir isyanı yoktur. Tahta geçmek gibi bir derdi yoktur. Sadece yaşlı babasının ölmesini beklemektedir. Masumane bir biçimde babası öldükten sonra kardeşleriyle olacak olan, kardeşleriyle yapmayı planladığı şehzadeler kavgasına hazırlamaktadır kendisini. Mustafa'nın tek yaptığı budur. Fakat Şehzade Mustafa'nın babasından sonraki süreçte padişahlığa kendisini hazırlamasını Kanuni'ye sanki Süleyman'ı, yani sanki babasını tahttan indirip yerine geçecekmiş gibi anlatırlar Kanuni'ye. Ve zaten Kanuni bir isyanı ve zaten Kanuni bir ayaklanma sonucunda bir evladın, bir babayı tahta nasıl indirdiğine şahit olmuştur. Zira babası Yavuz Sultan Selim Han, dedesi 2. Bayezid Han'ı tahttan indirirken Kanuni Sultan Süleyman Han da şehzade sıfatıyla bu ayaklanmada, babasının dedesine çıkarttığı bu ayaklanmada bizzat görev almış, bu ayaklanmanın bir parçası olmuştur. Bir babanın, bir evladın, bir babaya nasıl isyanı gerçekleşir?
babaya nasıl isyan edilir çok iyi öğrenmiştir. Kendisi babasının dedesine yapmış olduğu isyanı oğlundan, Mustafa'dan görmemek için bir karar verir. Kanlı bir karar verir. Zor bir karar verir. Bir babanın verebileceği en zor kararı verir. Ve evladını bembeyaz kefenler içerisindeki gibi bir kaftanla saraya davet eder. Mustafa'nın etrafındakiler efendim gitme derler. Gitme. Bu arada saray İstanbul'daki Topkapı Sarayı değil. Birazdan konuşacağız inşallah. Gitme. Baban seni öldürmek için çağırıyor. Gitme. Mustafa çok emindir. Zira ölümü hak etmemiştir. Zira babasının aleyhinde bir şeyler yapmamıştır ki babası onu öldürsün. O öyle zannetmektedir. Fakat gün geçmiyor ki Hürrem Sultan'ın ya da Rüstem Sultan'ın devlet kademelerine yerleştirdiği bürokratlar tarafından Kanuni'ye, oğlu Mustafa aleyhine istihbarat raporları gitmiyor olmasın. Her gün bir şeyler okur oğlu Mustafa hakkında. Ve bir gün Kanuni Sultan Süleyman Han oğlu Mustafa'yı huzuruna çağırır. Mustafa silahsız, Mustafa korumasız, Mustafa üzerine yazılmaya hazır bembeyaz bir dosya kağıdı gibi bembeyaz kıyafetleri giyer. Kefenimi giydim, sana geldim dercesine babasının huzuruna çıkar. Şimdi burada iki rivayet var. Babasının olduğunu zannettiği çadırda babası yoktur. Birinci rivayet. Cellatlar vardır. İçeriye girer girmez hünkârım deyip eğilmeye çalıştığı an kementler atılır boynuna ve boğulmaya çalışılır. Çok kuvvetli bir adamdır. 3-5 cellatla mücadele eder. Onları ipini çeker, üzerine salar ve Mustafa'yı halletmeye çalışırlar ama Mustafa kendisini korur. Bu esnada Zal Mahmut Paşa isminde olacak, sonraları paşa, sonraları sadrazam olacak olan kişi ki Zal, Farsça pehlivan demektir. Mustafa'yı yere yatıracak, üzerine çıkacak, kuvvetli bir adamdır. Bu yüzden Zal lakabını almıştır. Bu yüzden pehlivan lakabını almıştır. Zal Mahmut bastıracak, cellatlar boğacak. Bu esnada Kanuni çadırın içinde yoktur. Mustafa'nın katledilmesini görmemiştir. Sonra ölüsünü görmüştür. Bu birinci rivayet. İkinci rivayet biraz acı. Babası o çadırdadır. Babasını görür, huzuruna varır ama önünde bir perde vardır. O perdeyi anlamlandıramamıştır. Neden çadırın içinde babası bir perdenin arkasındadır? Hünkârım der. Hünkârım diye temennada bulunacakken cellatlar üzerine atılır, yıkamazlar. Zal Mahmut bastırır, boğar. Boğazında kementler, ipler, üzerinde cellatlar bulunurken, Şehzade Mustafa can çekiştirirken, Şehzade Mustafa ölmemek için uğraşırken, o perdenin arkasından Kanuni Sultan Süleyman Han bu mücadeleyi birebir takip etmekte, kendi gözleriyle yaşlanan, sulanan, gözyaşları ile nemlenen gözleriyle o hakikati seyretmektedir. İki rivayet. Birincisinde ölümü gördü, diğerinde ölümünü görmedi. Şimdi neden ölümünü her halükarda birincisinde, birinci rivayette öldükten sonra görür, ikinci rivayette bizzat ölümünü görür? Niye illaki görmek ister? Dostlar, Yeniçerilerin arasında
Mustafa'ya aşık bir kitle var. O kitle mevzuya hakim olup Kanuni'ye oğlunu öldürdük deyip öldürmezlerse bir süre sonra problem olarak o Mustafa karşına çıkar. İşte bu yüzden o problemin halledildiğini görmek için Kanuni ağlaya ağlaya da olsa, öyle der kaynaklar, ağlaya ağlaya da olsa evladının ölümünü gözleriyle seyreder. Ardından babasının intikamını almasın diye torunlarını da öldürür. Ardından evladı Şehzade Beyazıt'la bir kapışması vardır. Beyazıt, a oğul sabret, kaderinde tahta çıkmak varsa tahta çıkarsın zaten. İsyan etme evladım, minvalli mektupları gönderdiği Şehzade Beyazıt da isyana kalkışınca Kanuni üzerine ordu göndertir. Beyazıt kaybeder, İran'a sığınır, Tahmasp öldürüp geri gönderir. Şu an Şehzade Beyazıt'ın mezarı Sivas'ta iki evladıyla birlikte bir caminin içinde bulunmaktadır. Neden böyle bir katliam? Programın başından beri söylüyoruz ya, eğer Kanuni onları öldürmeseydi ve onlar da gerçekten isyan edip babalarını devirselerdi, sonra Şehzade Mustafa ile Şehzade Beyazıt arasında bir kardeş katliamı, bir kardeş kavgası yaşansaydı, Allah korusun, devlet tekrar 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra girdiği Fetret devrine bir daha girer ve bir daha parçalanır ve bir daha bu ülkeye Haçlı gelir ve bir daha bu ülke parça parça olur ve Kudüs'te olduğu gibi ve bir daha yüz binlerce insan, yüz binlerce bebek, masum kadın, ihtiyar, yaşlı, genç, yüz binler yığılır, öldürülür ve onların akan kanıyla atların diz kapaklarına kadar her taraf kan olurdu. Yüz binlerce masumun katledilmesi mi, bir masumun katledilmesi mi? İşte bu konuda İslam alimleri diyor ki, bir bela mutlaka gelecekse büyük beladan küçük belaya sığınmak lazım. Yani ehveni şer. Ve bu noktada kardeş, evlat ya da yeğen katliamlarını hoş görmüştür. Ey canım.